Merhaba arkadaşlar, ben Guru Hoca. Crusader Kings 3 Royal Court DLC'si sonrası Viking serimize devam ediyoruz. Ivar Ragnarsson'la oynuyoruz, yani Ivar the Boneless, kemiksiz Ivar. Neden kemiksiz diyorlar? Çünkü oyunda one legged, yani tek bacağı var, tıpkı korsan gibi. Gördüğünüz gibi Ragnar'ın oğlu Ivar'la oynuyoruz. Pekala, en son ne yapmıştık? Babamızı yılanlı kuyuya atan Northumbria kralı Aelay'ı biz de kan kartalıyla infaz etmiştik. Ve bu bölgeyi almıştık. Tabi Halfdan da var. Beyaz gömlek, white shirt Halfdan var. O da Northumbria'nın bir kısmını aldı. Doğu Anglia'yı aldık. Ordularımız şimdi geriye dönüyor. Mercia ve Wessex krallığı kaldı. İngiltere'nin iki krallığı. Kuzeyde İskoçya var. Alba kralı. 1762 ordusu var. Ancak gözümüz şuradaki İrlandalılarda, onlara çökmeyi düşünüyoruz. Bu arada feast falan yapmıştık, yani ziyafet yapmıştık kutlamak için. Onlara da bir bakacağız. Prisoner'larımız var. Şimdi bu prisoner'lardan 29 yaşında Wulfhit var. Wulfhit'i konkubinim yapabilir miyim? Şöyle işe yarar birileri var mı? Beort Varu de Ros. Oh, pretty. Güzel de bir hatunmuş. Bu hatunu Beort Varu de Ros, 23 yaşında. Güzel de bir hatun. Bunu hemen cariyem yapmakta faide bulunmaktadır. Faideledir. Pekala, eksi 100 tabi ilişkimiz. Niye böyle kızıyorsun? Sana bir hediye verelim. 12 altın. Opinion'ımızı arttıralım ki bize de kötülük etmesin. Bak, herkes senin kadar şanslı değil. Bazılarını da Odin'e kurban ediyoruz. Hop, o da gitti. Pekala, sefer sonrasında bunlar devam edecek. Şimdi çok da para harcayamayalım. 0.7 geliyor çünkü. Gelirimiz çok fazla değil. Ordularımı indireceğim. Birazdan indireceğim. Bu arada oğullarıma topraklar dağıttım. Ama benim de şu Sudreyar'dan sonra ya Alba Kralı olmam lazım. Sonra İngiltere İmparatorluğu var. Veyahut da İrlanda Kralı olmam lazım. Yani bir krallık almam lazım ki topraklarımız bölünmesin diye. O da biraz zor görünüyor. Acaba İskoç kralına savaş açsam bu harbi kazanabilir miyim? Onu da merak ediyorum. Bunu aslında başarabilirsem, İskoçya'nın kralı olursam diğer topraklarım bölünmez. Şimdi bu arada ordularımı hepsini disband edeyim. Disband edeyim. Ve 7000 ordu 1452'ye inmiş. Onları birazcık arttıralım. Bu arada şu Wigman'lerimin sayısını prestij verecek de olsak arttıralım. Bunda ne istiyor? Increase size, prestijimiz yetmiyor. Pekala. Şimdi orduları biraz arttıralım ki sonumuz hüsran olmasın. Bu arada burada da sıkıntı çıkarabiliyorlar. Yeni bir rally point olarak da şurayı da belirleyelim. Yani normalde ordularımı kırmızıdan çıkarırım. Raise all here derim. Güneyde isyan olursa yeşili tıklarım. Raise all here der. Buraya asker çıkarırım. Şu an yağmalıyorlar ama birazcık ordularımı iyi hale getirmeye bakacağım. Vasallarım 5 taneler. Hepsiyle şu anda aram iyi. Çünkü çocuklarım ve direkt toprak verdim. Inventory'mde bir şey var mı? Yok. Torn room veyahut da taht odası şu anda yok. Sebebi de henüz krallık seviyesinde olmamak. Bir krallık kurmayı deneyip
Fort level arttırıyormuş. Krallık kurmayı deneyip başarılı olabilir miyim diye bakacağım. Declare War'da da ne savaşı var? Invade Kingdom. Fame'in 4'ün altında olduğu için olmuyor diyor. Conquer Duchy. Yine Fame'in yok. Conquer County veyahut da Claims'ler var veyahut da Subjugate var. Yani krallığı elinden alma var. Bunu da yapamıyoruz. Çünkü prestijimiz yetmiyor. Bunlara dikkat edelim mesela neler yapabileceğimize. Savaş açıp claim'lerim ne? Şu bölgeyle ilgili bir claim olabilir. 63 diyor. Bunun yerine 63 şu an aslında prestijimi artıracak bir şeyler de yapsam iyi olur. Bana mesela ne prestij verebilir? Şuralardan bakıyorum. Doğrudan prestijimi arttıracak olaylara bakmaya çalışıyorum. Buradan pek prestijle ilgili bir şey yok. O zaman eventlere bakıyorum. Decision. Aynı zamanda da öğretici bir yayın. En azından yeni başlayanlar için. Bu tarz ziyafet ve ava çıkma muhabbetleri prestijinizi arttırır. Pilgrimage ise bazen sağlığınızı kötüye götürür. Çünkü mesela oruçlar, diyetler yapıyorsunuz. Sağlığınız bozulabiliyor. Veyahut da bir odaya çekiliyorsunuz. Tanrıları düşünüyorsunuz. İşte dünyayı düşünüyorsunuz. Hayatı ve ölümü düşünüyorsunuz. Ama pity'nizi artırıyor. Determine personal deity'de de tapılacak yeni bir şey yapıyorsun. Tanrı belirliyorsun falan filan. O işlere çok girmeyelim. Yağmalar da yapabiliriz. Mesela yağmalarla karşı tarafı şey yapabiliriz. Aslında fena bir fikir değil. Deneyelim. Öncelikle başkentimizden local leaders evet, burada askerlerimizi çıkardıktan sonra bunun gerçi 1554 adamı varmış. Şöyle yapabiliyor muyuz? Raise all as raiders. Tamamını raider olarak çıkarma diyoruz. Ve nereye baskın atabiliriz? Özellikle ona bakalım. Loot'u nerelerin iyi diye ona bakalım. Şu bölgede 15 loot varmış. O zaman başlarında yine Ivar'ın olduğu bir grup oraya gitsin. Çünkü oradan hem altın hem prestij getiriyoruz diye biliyorum. Ve krallık krallığa karşı, krallık için bu savaşı açabilirsek ki dostlarımızı da çağırırız. İyi olur. Tabii bunun için de orduları bir çıkarmak lazım. Evet, ordusunu getiriyor 1760. Ne oldu? Glory'm arttı. Aa, bu arada prestijim de 72 oldu. Şimdi şuraya bir yağmalarsam. Evet, Fire and Blood. Diyor ki Stirling bölgesini yağmaladı. Raider'larının eline düştü. Mormel Marston. De bunların arasında mı? He, Mareşali de onun elimde. Loot. Burada yeterince aldık dersek dinden gidiyor. Ve de stresten gidiyor. Gerek yok. Devam edeceğiz. Gelişimini engelliyoruz ama 30 loot kazanacağız ve 75 de fame kazanacağız. Şimdi bunu yaptık mı? Bunu yaptıysak önce hemen dönelim. Bu arada onların şeyinin de çocuğunu ele geçirdik. Evet, Cynical Band diyor. Başarılı bir raid'den, soygundan sonra her iyi Norse Gaelman bilir ki diyor. Ki Norse Gaelman diye bir hibrit kültürü yapmıştık. Tanrılara küçük bir kurban etmek lazımdır diyor. Moermar Streak olabilir bu diyor mesela.
Boermar Strik Ivarson. Hayda, bu benim oğlum. Oğlum mu teklif ediyor birilerini öldürmeyi? Ne diyor mesela? Bizim diyor baskınlarımızda, raidlerimizde Tanrı'nın elini görmedim. Yarlım diyor, kralım diyor. My own hands doing my own work. My share is for me. Benim ellerim kendi işimi yapıyor diyor. Elini mi kestirecek? Ne yapıyor? Strik. Neredeyse küfre düştün diyor. Challenge against Mormir. Possible outcomes. %29 başarılı olabilirsin. %71 de seni aptal yerine koyar diyor. Veyahut da şöyle diyebiliriz. Neyse, 25 Pete gitsin, para almış oluruz. İyi fikir dedik. Şimdi buradan döndük. Hemen durduralım. Karşı taraf cesaret edemedi. Şimdi madem para da geldi, biraz şöhret de geldi. Ordularımızı disband diyelim. Bakın 1700'e çıktı bile. Aslında 7000'e kadar çıkacak ordularımız var. İyi de fırsatlar var. Varangian Adventures diye bir şey var. Varangian saldırıları yapabiliyoruz. Kültürle ilgili öğretici şeyler veriyor. Reforme edebiliyoruz. Şimdilik reforme etmeye gerek yok. Evet, raid'den 45 altın, 45 de prestij geldi. Prisoner'lar var. Onlara hemen bakıyoruz raid yaptıktan sonra. Bir saniye, oyunu da durduralım. Önce event'e bakalım. Diflin tavernlerinde diyor, ilerisi için şan ve şeref arayan işte savaşçılar var. Bir grup kıdemli savaşçı var falan diyor. Belki onları alabilirim. 45 altın kaybedeceğim ama 125 kişilik bir ordu kazanacağım. 250 kişilik ordu kazanabilirim. Veyahut da para bende kalabilir. Ha, Viking özelliğin olduğu için bunu yapabiliyorsun. Para vermeden her ikisini birden alabiliyorsun. Güzel. Ordu sayımızı olabildiğince arttırıp başarılı olmaya çalışalım. Bence İskoçya'ya saldırıp İskoçya'yı da alabiliriz. Şu adam kaç yaşında? 63 yaşında bir adamsın. Şairmişsin. İlk seviye bir fizikçiymişsin ama mastermind philosopher. Büyük filozofmuşsun. Ne yapabiliriz ki? Bu çocuk Gila Blaine, babası İskoç kralının marşalıymış. Bu çocuk için sen para ödeyebilirsin bence. 50 altın ödüyormuş. Daha çocuğu 7 yaşında öldürmeye gerek yok. Bu çocuğu salıyorum. Bu ihtiyar filozofu da tanrılara kurban edip az önce kaybettiğimiz fate'i buradan kazanıyoruz. Sacrifice edip. Çocukları öldürmüyorum. Öyle bir şeyim var yani. Öyle bir etik kuralım var. Oyunda daha iyi olsa böyle bir şeyi yapmam. Evet, yaratılabilecek title'larda 3 tane düklük var ama ben düklük istemiyorum. Kuvvetli bir vasalın yer istiyormuş şeyde. Ama zaten bunların hepsi gördüğünüz gibi yumruk ve kuvvetli vasallar var. Onun için konseyi ellemeyelim. Şimdi krala ne yapabiliriz? Invade Kingdom ve Duchy için henüz yeterli değil prestij seviyem. Conquer County'de kontlukları almak. Birer kontluk benim işime yaramaz. Çünkü savaş açtıktan sonra bir süre ateşkes yapılıyor. Hemen savaş açılamıyor. Claim'de bir tek toprak var. Bu da benim çok işime yaramaz. Subjugate yapıp ne diyor mesela? King Coast'in
birincil title'ını alırsın, krallığını ve onu vasalın yaparsın. 250 şey istiyor. Ün penaltısı kaybedeceksin. 500 diyor. O da sıkıntı oluyor sanırım. Ha, established'e indireceksin diyor. Demek ki yani 250 fame istediği için bu 250'yi hemen 250 olmadan yaparsan, şartları taşımadan savaşırsan bu sana olumsuz bir şeye mal olacak. Pekala. Dikkatli hareket etmek lazım. Şuraya gördüğünüz gibi loot'u yaptık. Loot'u sıfıra indirdik. Şurada bir üçlük loot varmış. 19 loot burada var. Şimdi şurayı da lootlayalım. Böylelikle karşı tarafın ekonomisini de batırıyoruz arkadaşlar. Birazdan savaş açacağız. Hepsini tekrar raider yapıyorum. Ve gönderiyorum şuraya. Raid loot 19. Hemen gitsinler. İskoçya krallığını alırsak topraklarımız dağılmayacaktı. Çünkü bizim bir tek şuranın düklüğü var. Buranın dışında kalan yerler, o düklüğün sınırları dışında kalan yerler çocuklarımıza geçer. Eğer kral olamazsak, yani düklüğün bir üstü seviyeyi almamız lazım. İskoçlar kaçıyorlar, gördüğünüz gibi bize karşı koymak istemiyorlar. Belki gelmeyi denerler ama Ivar çok güçlü bir lider. Deneyeceklerini zannetmiyorum. Evet, şu an gördüğünüz gibi üzerimizde 100 supply var, 19 da loot'umuz var. Hemen dönüyoruz kendi toprağımıza. Başarılı raid'den dolayı, çünkü altın ve prestij almak istiyorum. Krallığı alırsam gerisi kolay. İrlanda'yı rahat alırım. Tabii Mercia ve Wessex saldırılarını da istemiyorum. Gördüğünüz gibi 19 altın ve 19 prestij aldık. 219 değil, 250'ye ihtiyacımız var savaş için. Oyunu durdurup bakıyoruz. Nereleri raid edebilirim şeyde diye. İskoçya'da buralarda hiç. Şurada Ross denen yerde 15 altın varmış. O da oraya gidiyor. Şimdi bir saniye. Ora biraz karışık. Bence şuraya geleyim. Bu ordunun ne olduğuna bakalım. Montagio Army. Bu arada High Chiefdom of Moray. Bu elemanlar da Moray'ı almak için savaş açmışlar. Evet, başka bir Viking grubuyla savaştalar. Ben de bu fırsattan yararlanıp yağma yapmaya devam edeceğim. Bana sataşmazlarsa ben de onlara sataşmam. Bu arada da kalabalık gruplar. Onlara da bulaşmak istemiyorum. Kardeşim savaşa çağırıyor beni. Kim o? Jarl Bjorn Ironsight. Tabii ki kime karşı? Smaland düküne karşı. Tabii yardıma gitmezsek prestij kaybediyoruz ama öncelikle bir accept diyeceğim. Ama yardıma da çok öyle gitmeyi düşünmüyorum. Şimdi bunu şuraya bir döndüreyim. Evet, burada misafirlerden birisini kaçırmış olduk. Küçük şeylere bakmıyoruz. Bu arada Yorvik de burayı ele geçirdi. 15 altın ve 15 prestiji de buradan kazandık. Gayet güzel. Şimdi yine lootlara bakmaya devam edelim. Şura sıfır diyor. Şura sıfır. Şura üç diyor. Şuraya bir gidelim bakalım. Aynı zamanda prisoner vardı. Bu prisoner içinde ransom. Herhangi bir şey vermiyorsan Odin'e kurban olursun.
En azından PT'miz artar. Başkentleri bile başkentleri 15 altının olduğu bir bölge. Bir saniye, bunu raid ordusu yapmadık mı? Yani bunlar da geri geldiler bak. Şimdi ordumuzu bir sonraki sefer daha da arttırmak için birazcık bekleyelim. Çünkü neredeyse bizimkine eş değer bir ordu yaptı. Normal savaşta tabi daha çok ordu çıkarırım ama. Kuzey tarafına mı gitsem diye de düşünmüyor değilim. ...1639 asker. 3245 asker. Oo. Bak sen şu İskoçlara, benim topraklarımdan geçiyorlar bir de. Dangerous Faction. Bize karşı bir köylü isyanı da gerçekleşebilir. Onlar oraya gitmişken... savaşta askerleri kaldıramıyorum. Evet. Björn'ün savaşına geldik. O nedenle yapamıyoruz. O zaman şöyle bir şey yapayım. Raise all here diyeyim. Adamlarım bir doğsunlar. 3283 ve doğrudan şuraya bir gidelim. Kardeşimiz Björn'ün oraya bir gidelim bakalım. Asta hamile kalmış. Tamam. Bu arada çocuklar nasıl gidiyor? Tamam, güzel. Çocukları yavaş yavaş oluyor. Evlendiler. Okey. Şu savaşa katılalım ki hem biz de bir prestij kazanalım. Hem de anlaşmamıza uymadığımız için ceza almayalım. Bu neymiş? Nereye gidersem gideyim, Beorth Varu beni takip ediyor. Ha, şu son aldığım İrlandalı, yok Anglo-Sakson, İngiliz cariye. Gözlerine bakıyorsun ve dudaklarındaki kelimelere diyorsun. Kadınla yatıyorsun, lover'ın oluyor. Tamam, yatalım bakalım. Seduce you. Beni sedüsledi valla. Hatun beni sedüsledi. Hatun beni sedüsledi. Ben de ona birazcık altın mı versem, ne yapsam? Ha, daha önceden vermiştin diyor. Ben de ona sway yapayım. Onun diline geçersek ortalık çok karışır. İlgisini çekelim ki şimdi aşk maşk yaşayıp da beni duman etmesin. Evden çok uzakta, bana bir suikast falan yapabilir. Benim adım Lot diyor. Uzaklardan geldim falan filan. Bilgimi paylaşacağım. Tamam, gelsin bakalım. Bilgisi yalnız çok iyi bir şeymiş. Court physician'mış. Dur bakalım. Şurada, kortta
Lot'u hemen alalım. Böyle adam kaçmaz. Doing this will cost you 200 prestige. Yalnız bu 200 prestij olmaz. Seni bekletelim biraz. Şu hedef çünkü İskoçya krallığı. Şurayı ele geçireyim. Belki burada kral mıral da tokatlarız. Kardeşim Björn'e kafa tutan smalandı. Bir durduralım. Ney savaşı açmış kardeşim? Subjugation War açmış. Björn. Ironside. Başarılı olursak, başkentlerini alırsak zaten bayağı bir zor duruma düşerler. Bu arada İngiltere tarafı savunmasız kaldı. Ama büyük bir orduyla geldim buraya. 250 prestije daha az kaldı. Zafer kazandıkça bu artacaktır. Court positions. Tamam. Court positionlarını biliyoruz. Bana karşı bir köylü faction'ı kurulacaktı. Bu adamı kaçırdık. 52 yaşında. Neymiş? Berserker bir adammış. Theologian'mış. Şu adamı ben bir... Şu adamı ben bir şey alayım ya. Recruit karşılığı. Bu adamı alayım. Grimmer. Grimmer'ı aldım. Bunu da court pozisyonuna yerleştirebiliyor muyum? Şuraya Grimmer'ı. Heh, Grimmer'ı aldık. Assign diyoruz. Hemen mahkumiyetten şeye geldi. Bizim dinimize geldi. Seni evlendirelim birisiyle de. Court physician'ınmış. Yakışır. Evlenin bence. 52 yaşında dayıyla evlensin. Pekala, ordularımı sürüyorum düşmanın üzerine zafer kazanmak için. Görüldüğü gibi kaçıyorlar. Ama onları yakaladığım gibi mahvedeceğim. Oğlum doğdu. Trigvi. Buralarda bu arada çok kalabalık orduyla sıkıntı yaşıyorum. Supply limitimin yetmediği yerde durmayayım. Bir saniye. Her türlü ordularım azalıyor ya. Şunu bir yarısını böleyim. Çünkü supply limit kaybedeceğim. Ne oldu, bizim hanım gitti mi? Stresim azaldı. Ne alaka? Evet, şimdi hanımımız ölünce yeni bir hanım bulabiliriz kendimize. Şöyle uygunlardan. Chieftain Alfreg'in Count Physician'ı varmış. Şunlar kim? Polabian'lar var. Norse'lardan birileri var. Yovanna var. Yovanna neyimiz olur? Uzaklardan Sırp'mış. Gerek yok. Şunla evliliği yapalım. Yarl Ivar. 200 prestij kaybedemem. Bunlar çünkü cariyelerim olduğu için bunlarla olmuyormuş. Prestij kaybetmeyecek bir evlilik yapmam lazım. O da yine Asat Rudin'inden, 33 yaşında. Statları çok rezil yalnız bunun. Nereli? Chieftain of Sogan. Bize de yakınmış aslında. Savaş oldu mu da gelir.
768 adamı var. Hiç fena değil. Bakın evlilik yaparken herkes hatunun statlarını, güzelliğini düşünür. Ben neler düşünüyorum? Savaşta ordu olur mu, ittifak olur mu? Onları düşünüyorum. Gerçek bir lider önce vatanını düşünür. Akıllı bir lider de önce koltuğunu düşünür. Evet, kontrol level'ımız azalsın ama savaş çıkmasın. Hedefim bu. Evet Björn, çok fazla zaman kaybettik sevgili kardeşim. Şuraları bir ele geçirelim artık. Bu da orduyu burada güçlendiriyor bu arada. Bizi yenemeyecek ama elimizden geleni yapalım. Aa, bu çocuğu 25 altın karşında salabiliyorum. Çocukları her zaman ransomları ödenirse gönderirim. İnfaz etmem çocukları. Parasını ödeyemiyor mu fidyesini? O zaman dinini değiştiririm. Odin'e tapar. Bir Odin sevdalısı olur. Ancak o zaman köyüne dönebilir. Benim genel taktiğim budur. Bu arada İngiliz kralı, pardon İskoç kralı orduda askerini arttırmış ama şunlara karşı da çok iyi gitmiyor. Diğer Vikingler onu boş bırakmıyorlar. Şimdi ben acaba ona subjugate atarsam tıpkı Björn'ün beni çağırdığı gibi ben de onları çağırabilir miyim? Onu merak ediyorum. Evet, %97 oldu. Güzel. Şunu da kazanınca bunu da kazanınca 200 olur herhalde. Evet, %100 oldu. Bitti şu savaşı. Evet. Victory, çok güzel. Savaşı kazandık. Jarl Björn 350 fame kazandı. Pekala. Ben ne kazandım? 350 fame kazandım. 592 oldu. Mükemmel. Şimdi ordularım bizim topraklarımız dışında değil. Bizim toprağımızda disband yapacağım bunları. Ki asker kaybetmeyeceğim. Gördüğümüz gibi subjugate yapabildi. Upland kardeşim burada çok güçlü oldu. Ki bağlarım onunla devam etmeli. Ve benim de prestijim arttığına göre artık ben de subjugate yapacağım. Ki bir kez bildiğim kadarıyla her şey lideri ne denir? Tribal lider bir kere subjugate yapabiliyor. Hükümranlığı, saltanatı süresince. Bunu da ben Alba'ya karşı kullanacağım. İskoç kralı Heir'ı da çok iyi durumda değil. Ordu sayısını arttırıyor ama bu adamlara karşı savaşta 3300 kişiyle dalmış yalnız bu adam. Disband ol diyorum. Asker sayımı arttıracağım. Bu ne diyor? 200 prestij. Yo, 200 prestij değil. Şimdi asker sayımı biraz arttırıp available perks diyor. Asker sayımı arttırıp şuna bir savaş açmayı düşünüyorum. Evet, bakın subjugate King Costin yapabiliyoruz. Bütün topraklarını alacağım. Ancak biraz daha gücü azalsın. Ben de yeni savaştan çıktım. Birazcık toparlayayım. Şubat ayındayım. ...3350 adamı var. Benim şu an toplam askerim 3286. Askerlerimin biraz durumları iyileşsin. Reinforcement rate arttırıyor. Aa, bu güzel. Ha, mahkumlarımız vardı.
iki tane prisoner'ım var. Her zaman olduğu gibi çocuğu ransom diyorum. Neyin nesi olduğu, kimin fesi olduğu da belli değil bu çocuğun. Bu çocuğu öksüz yetimde bırakmayalım. Bize katılsın. Arnie Byrne. Bu da neyin nesi, kimin fesi olduğu belli değil. Bunu da ransom yapmıyorlarsa stres kazanıyorum. You are callous. Kalpsiz ve soğuk kalpli olduğu için bunu yapmamamız gerekiyormuş. Pekala. Execute diyelim o zaman. Çocuk kalsın. Sağlığımızı kaybetmeyelim. ...3316 olduk. Hibrit kültür formu. İdikut Bokut Tokara Uygur hibrit kültürünü yapmış bu arada. 3017 askeri var. 3005. Bunu da kaybediyor bu arada. Montagio Conquest. Montagio neresi? Montagio. County of Montagio. Aa, Montagu burada. Bu adamların İskoçya'nın şurada toprağı var. Bunun için savaş açıyorlar ya. İskoçya burayı da kaybetsin. Ben burayı alayım. Gerekirse bura önemli değil. Şu savaşı kaybetsinler. Ben İskoçlara bir savaş açacağım. Bayağı da sayıları azaldı. Gerçi de toparlıyor da gibiler. 2340. Aha, bayağı bir kaybetti. Bayağı bir asker kaybediyor. %38 oldu. Toplam 3342 adam çıkaracağım ama. Bu adamların buraya da almasını beklesek mi bilemiyorum. Bekleyip saldırmak arasında kararsız kalıyorum. Aslında burada da bir toprağım olsa Francia'ya da güzel akınlar düzenleyebilirim. 4700 askerleri olmasına rağmen oradan güzel şeyler yapılabilir. Onun için her seçeneği göz önünde bulunduralım. Ve bence savaşı açalım ve dostlarımızı çağıralım arkadaşlar. Bu kadar yeter. İskoçya krallığını istiyoruz. Ölürsek her şey karışır. Tamamen parçalanırız. King Costin'in krallığını istiyoruz ve vasalımız olacak. Declare war diyoruz. Savaş başlatıyoruz. Çağıramıyor muyuz diğerlerini? Bütün adamlarımı şurada Raise all armies diyorum. Valhalla'ya kadar savaş. ...2817. Şunları önce ben burada bir yok edeyim. Ya da bir saniye. Zaten sıkıntıya giriyormuşuz. Spy Master'ım mı bu? Şu adam başkente gitsin. Ivar da oraya gitsin. Annemiz Aslak öldü. Ragnar'ın eşi. Hızlı, güzel ve akıllı bir kadındı. Parayı da iyi yönetiyordu. Aslak. Orduları birbirine yakın tutup başkentlerini almak üzere gidelim. Bir saniye. Onları şurada topluca yok edebilirsek güzel olur. Evet.
Güzel. Karşılarına çıktık. Yenmemiz lazım yalnız. Oo! Oo! Öne mi geçtiler? Öne geçtiler. Evet. Önce 150 prestijle Björn'ü savaşa çağırıyorum. Halfdan'ı savaşa çağıracağım. Sigurd'u savaşa çağırabiliyor muyum? Başka bir savaşta. Kardeşlerimi çağıracağım. Kaç askeri var? 736. Kayınbaba herhalde bu. Kayınbaba mıydı? Kimdi bu ya? Ha, kayınbaba. Kayınbabayı çağıralım. En son evlilik yaptığımız şey. 269 bu az. Bu kaç kişi? 716. Bunu çağıralım. Sigurd başka bir savaşta. Siegfried 378 kişi kalsın. Gutfried 111 kişi. Ama çağıralım. Bu da 109 kişi. Çağıralım. Evet, çok az adamı kaldı ama. Kim öldü? Oğlum. Ve damadım. Savaşta mı öldü? Bir saniye. Oo, Kolbeyim savaşında öldü. Oğlumuzu bu savaşta kaybettik. Bunun hesabını verecekler. Çünkü dostlarımızın hepsi gördüğünüz gibi adam gibi adam çıktılar. Yenildik bu savaşta. Ama halen %0 diyor. Vikinglerin hepsi şimdi geliyorlar. Bakalım Vikinglerin hepsi gelince, Björn falan gelince ne yapacaklar? Björn 3517 kişiyle geliyor. Kayınbaba 736 kişiyle geliyor. Steward alacağım. Steward'ım vasal ve şampiyon, şu çok iyi yönetir. Ama şu da powerful'muş. Şimdilik oğlum diyor. Neyse, Gutfried. Bekle oğlum. Bekle. Şu an zor zamanlardan geçiyoruz. Kardeşinin acısını daha unutmadık. Başkente. Kardeşinin acısı halen kalbimizde. Prestijimiz de -239 çünkü herkesi savaşa çağırdık. Ama bu savaşı kazanırsak duman edeceğiz onlara. Frodi diye bir oğlumuz doğdu. Yazık şu oğlum. Şu oğlumu kaybettim. Sister-in-law. Aa, bunun bir kızıyla da ben evliyim. Aa, bu adamla iyi dostluğumuz var. Şuradaki hatunlardan birinin babası. Neyse, şu kaleyi bakalım alabileceğiz. Bizimkiler öyle bir saldırdılar ki her yere dalıyorlar. Bunlar bu arada kaybederek geliyorlar. Demek ki işi bitti onun. Biz şu başkentlerini bir alalım da. Dedication of your faith. İnancının şeylerindensin diyor. Sembollerindensin. Daha fazla adam çağırmayayım. Yalnız İngiltere'de kral oluruz da. İngiltere'de krallık gibi bir sistem var. Gördüğünüz gibi şurada activate election diyoruz. Yabancılara oy veriyorduk. Şimdi bu oy vermeli sistemle benim varisime oy vermezlerse iş kötü. Krallığı ele geçince acaba bu sistemle birlikte mi alacağım? Yoksa bambaşka bir durum mu olacak? Göreceğiz. Şu başkenti bir alalım da. Bizimkiler
Saldırıyorlar. Counselor'ım yarasından dolayı öldü. Counselor, Stewart da öldü. Şimdi işte oğlumu getireyim. Bu savaş ağır şeye mal oldu derken, evet, kralı tutsak aldık başkentte ve savaşı kazanıyoruz. Evet, neleri alacağız bu savaşta? Bütün savaş şeyleri, çocuğunu da aldık sanırım onun. Çocuğunu da esir aldık. Şimdi şu savaşı bir kazanalım ya. Evet, 350 fame kazanacağız. 350 prestij kazanacağız. O aynısını kaybedecek. Benim vasalım olacak. Ve elaylarının düşüncesi artacak. Pekala, Enforce Demands diyorum. Ve de Kingdom of Alba, Alba kralı oldum ve 350'de fame kazandım. Gördüğünüz gibi artık topraklarımız Alba, Alba dediği yer bize ait. Hatta burası Montagu, Montagu de bu adamın oldu. Onunla bir savaşım mı var? Bununla savaşım devam ediyor. Şimdi bununla savaşa girmiş olduk. White Peace der mi? Kabul etmez. Benim diğerleri savaşa gelir mi? Mesela hazır şuradayken, hazır buradayken Björn bu savaşa giriyor mu? Girmiyor. O zaman yalnız adamın çok fazla askeri var. Evet, Alba kralı olduk. Alba kralı olduğumuz için de artık topraklar bize bağlı olacak. Bir düklüğümüz, bir krallığımız var. Bu arada da Royal Court'a giremiyorsun. Sadece krallık veya imparatorluk yetmiyor. Feodal veya clan government olman gerekiyor. Government sisteminde de tribal'ım. Tribal'ları geçtikten sonra olabiliriz. Pekala, şimdi öncelikle vasallarımdan şu adam halen Moray Dükü ve diğer toprakları var. Bu adam önemli bir yerde görevlendirmeliyim. Spymaster değil ama şurada bunu görevlendireceğim. Kendi oğlumu alıp onu yerleştiriyorum. Send gift deyip 37 altın verip birazcık ilişkileri düzeltmeye başlayacağım. Sway muhabbeti ne oldu? Sway muhabbeti, bununla sway yapalım. Çünkü bu şu an önemli bir karakter. Askeriye de hepsi sıkıntılı yerler. Ama öncelikle şurayı bir düzeltmeye çalışalım 10 yılda. Pekala. Elayları savaşa çağırabiliyormuşuz. Buradan Björn'ü çağırsam. Ube. Bu savaşlar şey olduğu için hepsini çağırabiliyorum bu arada. Herhangi bir şey kaybetmeden. Onlar da muhtemelen gelecek. Evet, sevmeyebilirler bu durumu ama gelecekler. Evet, çocuğunu for a favor deyip iyilik karşılığı salacağım. Altın bunda önemli değil. Bana iyilik borcu olacak. Evet. Ve Alba'da da seçim var. Evet. Title heir'im olan Alba Krallığı seçimle yönetiliyor. Bu biraz sıkıntı. Benden sonraki heir'im olan, yani
vasim olan, varisim olan Barit'in seçilmesi lazım. Barit'e oy kullanacağız. Evet, rankı 1 ve 3. Yani her an krallıkta cart diyelimden gidebilir. Dolayısıyla İskoç krallığına tamam almak güzel oldu ama bu seçim sistemi çok Vikinglere göre bir şey değil. Moving up in the world diye de bir achievement aldık. Ne olduğunu yayından sonra bakayım. Evet, hepsi katılıyorlar bu arada. Böyle olunca da ikisini birden alalım. Madem katılıyorlar, ben de şuraya geleyim. Evet. En azından şurayı kurtarmış oluruz. Evet, karşı tarafı yok edip. Yeni Air'im bu mu? Yeğenim. Bir saniye. Hayda, bu nereden çıktı ya? Bir saniye. Çiftin Knut Sigurdsson. Lan benim çocuklarım varken nasıl bu Air'im oluyor benim? Yeğenim olmuş. Hayda. O zaman bakın işte şimdi böyle bir ilginç durum olduğu için bu benim vassalım. Heirim olan çiftin Knut'a şeyi seçimlerde adaylığı vermem lazım. Nerede o? Knut koçum neredesin? Halftan olabiliyor, Sigurd olabiliyor. Bunlara oy verebiliyoruz. Kimi seçsek o olur ama ya işte böyle ilginç olaylar olunca tepemin tası atıyor açıkçası. Burada neler oluyor? Bunu kayıp mı ediyoruz bu savaşı biz? Ciddi mi? Court Hassel captured. Aa, oğlumu kaçırdınmış. Oğullarımdan birini kaçırmış. Yalnız bu adamlar bu kadar gücü nereden buldular? 4110 kişiler. Ben de toplam 12.000 kişi oluyorum ama. Organize Army diyeyim. Birden çarşı karışabiliyor. Her şey değişebiliyor. Böyle bir değişik bir iş. Yalnız benim esas olarak şuraya gidip Montague'yu bir almam lazım. Gerisi de çok önemli değil. Benim başkentimi almayacaklarsa ben oraya gidip oraya bir ellerinden alayım. Bizim diğer elemanlar belki kurtarırlar. Onu burada oyalarlar. Bakın geliyor Björn. Björn oraya gelmişken ben de şu Montague'yu bir alayım. Aa, bu adamlar çok kalabalık. Yalnız bak bizim savaşa çağırdıklarımızın hepsi geliyorlar. Ve bizi de yeniyorlar. %23 oldu ama önemli olan şu toprak. Yani burayı ele geçirmek. O büyük ordu buraya gelemedikten sonra sorun yok. Oğlum geldi. Ya vasimi değiştirme yok mu ya? Vasimi neden değiştiremiyorum? Ve değiştiremediğim için de buralar gidecek mi, ne olacak? Şu eleman Liege farklı. Ben bunu şeye çağırayım. Invite to court.
Niye gelmiyor? Ya tamam, bu gelmiyorsa, eğer gelmiyorsa benim oraya. Şimdi birincisi, bu kadın kim abi? Upland'de biri, onun kocası. Peki, hem erkek adamsın, buna bağlanmışsın, onun altındasın ve benim vassalım nasıl oluyorsun abi? Murder atıyorum buna ya. Böyle bir oyunun bug'ı mı diyelim artık, ne diyelim? Böyle bir şey olamaz yani. Bribe'la aklını çelmeye çalışacağım. Ne diyor? Tamam, bunu bir yandan etkileyelim. Bir yandan da casusumuza, nerede bu adam? Şurada mı? Casusuma şey yaptıracağım, support yaptıracağım şuraya için. Ya zaten support deyince onu destekliyormuş. Pekala, Entrika %51. Sway de var, Murder de var. Onun ne olduğunu göreceğiz. Gördüğünüz gibi kral olunca da uğraştığınız bir sürü derdiniz, tasanız var. Bunlar kim? Hepsi buraya geldiler. Jarl Sigurd. Bir saniye, Jarl Sigurd. Aa, Jarl Sigurd zamanında o savaşa destek vermek için buraya gelmişti. Şimdi burada Offer Peace desek, White Peace'i de kabul etmeyecek. Sigurd'la kapışıyoruz. Var mı böyle bir şey? Her neyse, şurayı bir ele geçirelim. Hepsi de buraya geldiler. Saldılar orayı. Orayı elde tutarsak bunlar bir şey yapamaz. Bu da başkente gitsin o zaman. 40 kişi mi? Kürşat ve 40 çerisi de başkente gidip orayı korusun. Yanında Halfdan ve adamları var. Ben de diyorum, bunlar niye galip gelebiliyor? Yanında da Sigurd var. Lan Sigurd, oruna niye katıldın? Nasıl katıldın? Sen benim müttefikimsin bir kere. Şunu alırsak eksi %35'ten kaça gidecek bakalım. Evet, %100. Ne oldu çünkü? Kont Hastein'in kortiyerini aldık. Bölgeyi ele geçirdik. Enforce Demands diyoruz. So be it diyoruz. Ve de o toprağı alamadı. Şimdi şuraya getirelim askerlerimizi. Prisoner'lardan da neler var? Prisoner'lardan çocukları her zaman için bu neymiş? Hristiyan Fransızmış. Demand Conversion deyip gönderiyorum. Ida Hastings 10 altın veriyorlar. Versin. Bu çocuk Ursula Carling. Bu çocuk için para veremiyorlar. O zaman dinini değiştirip salıyoruz. Bu adamsa yapacak bir şeyin yok. Hristiyan, lowborn bir adam. Bunu da Odin'e kurban ettikten sonra memlekete
Dönüyoruz. Şimdi bir saniye bakalım. Burası bağımsız bir yer. Evet, askerlerimiz gelsin. Hepsini disband yapalım. Ve de krallığımızı kutlayacağız ama kutlayamadan da şöyle bir şey var. Bir military faction kuruluyor bize karşı. Bu bir. Birinci sıkıntı bu. İki, şu alakasız olan elemana geçecek ki eleman başkasının liyici olduğu için oyun komple gidebilir. Böyle saçmalıkları var bu işin. İskoçya kralı olduk derken başımıza hiç tanımadığımız bir heir geldi, yeğenimiz. Benim burada kapı gibi oğlum dururken o niye benim vasim oluyor bilmiyorum. Çözemedim. Onu çözemedim yani. Anlamadım. Disband ol diyelim. Evet, bir yandan entrikalarımıza bakıp bu çocuğu öldürmeye çalışıyoruz. Başımızın belasını. Bir yandan da İskoçya kralı Moray'la aramızı iyileştirmeye çalışıyoruz. Böyle de değişik olaylar var. Pekala. Krallık kime geçiyor? Arada bu alakasız yeğen var. Ondan sonra oğluma geçiyor. Mormaer ve Barid'e geçiyor. Mormaer. Mormaer hangisi? Ha, bu çocuğa geçiyor. Sonra Barid'e geçiyor. Ayrıca şunun parasını almaya çalışalım. Ransom. 50'ye kabul ediyor. Güzel, 50 altın verip şu oğlumuzu bir kurtaralım. Güzel. Saldı. İyi. Güzel. Bana karşı olan faction da ortadan kalktı. Faction yok. Sadece köylülerden oluşan şeyler var. Evet. Bu bölümde İskoçya krallığını aldık. Ama İskoçya krallığı zorlu bir krallık. Çünkü seçim var. Ve şu an suikast yapmaya çalıştığım vasim var. Alakasız biri vasi oldu. Onun tehlikesi var. Eğer bunu temizleyebilirsem İskoçya krallığı da devam eder. Diğer şeyler de devam eder. Bu arada da hükümet sistemimizi prestiji arttırarak tribal'dan yavaş yavaş feodal veyahut da clan government, clan yönetimine getirmeye çalışacağız. Evet, İskoçya krallığı olarak müttefiklerimiz çok fazla. Sogun, Jarl Bjorn Ironside var ki Upland, güneyi almasını sağladık. Ube var. Halfdan Whiteshirt var ki Jorvik. Leon Kontu var. Şurası. Jarl Sigurd var. Sigurd da şu bölgenin hakimi. Az önce bize savaştı. Onun vasisi de bu. Bu çocuk neden acaba şey oluyor? Birileri yoruma yazarsa mutlu olurum. Acaba Sigurd hanedanı ile ilgili bir adamın bir esprisi mi var? Onu çözemedim. Çünkü kendisi de bir başkasının liyici. Herif inanılmaz bir şekilde herkesi sıkıntıya sokuyor. Evet, gördüğünüz gibi krallığımızı kurduk. Yeğenimize de suikast yaparsak krallığımız ve tahtımız garanti bir şekilde devam edecek ama 58 yaşındayız. Sağlık durumumuz fena değil. Umarım bu adam ölmeden yeğenimize suikast yapıp oğlumuzu İskoçya kralı için ki şu anki Alba krallığımız için yeni varis olarak devam ettiririz. Evet, öğretici bir rehber olarak devam ediyor serimiz. Royal Court DLC'si sonrası umarım size faydalı oluyordur. Eğlenceli bir şekilde gidiyor. Bu bölümde krallığı kurduk ve güçlü bir şekilde İngiltere'nin istilasına devam ediyoruz. Sonraki serinin sonraki bölümlerinde görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.